Kıymetli kardeşlerim, insan dediğimiz mükerrem varlık malum olduğu üzere yeryüzünün halifesidir. Allah bu halifelik görevini yerine getirmesi için insanı yaratmıştır. İnsan bu halifelik görevini yaparken kulluk dediğimiz Allah'ın ondan istediği vazifelerini yerine getirmek, bir de yeryüzünü imar etmek, bu iki temel vazifeyi ortaya koyma adına bir gayret ortaya koymaya çalışır. Ama yeryüzünde gücü, mülkü, iktidarı elinde tutan zalimler hem kulluğu hem de yeryüzündeki imar faaliyetini engellemek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Kulluk yerine getirilmesin diye bize şirki dayatırlar ve şirki farklı ambalajlarla takdim ederler. Yeryüzündeki imar faaliyetini de yapmamamız için iki hastalığı bize musallat ederler. Ve o iki hastalıktan da kurtulmamamız için adeta bizi farklı farklı bir şekilde o manada belli şeylerin altında bırakırlar. O iki hastalık nedir biliyor musunuz? Cehalet ve fakirlik. Yeryüzünde iktidarı gücü elinde tutan bütün zalimlerin yaptığı bir şeydir bu. Çünkü bir yerde cehalet varsa ilim yoktur. Cehalet varsa işte orada bir sürü vardır, kitle vardır. Algılar birinin elindedir. Biri birini nasıl yönlendirmeye çalışırsa öyle yönlendirir. Akı kara gösterir, karayı ak gösterir. Şöyledir, böyledir. O da kabul eder. Bugün İslam coğrafyalarının birçok yerinde biz bunu görüyoruz ne yazık ki. Diğeri ise fakirlik. Bir yerde fakirlik varsa, zaruret varsa, adam evine ekmek götüremiyorsa, hep birilerinin yardımına muhtaçsa, birilerine el açıyorsa, birilerinden dilenerek hayatını devam ettiriyorsa, o adamın istikamet üzere kulluğunu devam ettirebilmesi ya da diğer vazife olan yeryüzündeki imar faaliyetini ortaya koyabilmesi mümkün müdür? Ama benim güzel kardeşlerim, ne yazık ki bugün İslam coğrafyalarının tamamı bu işgali en üst düzeyde yaşıyor. Bu işgal sadece Kudüs'te değil, ne olur buna dikkat edelim. Sadece Irak'ta değil, Suriye'de değil, Doğu Türkistan'da değil. Bugün İslam coğrafyalarının haritalarını şöyle alın elinize. O işgal her tarafta ve her taraftaki bu işgal şirkle oluyor, cehaletle oluyor ve fakirlikle oluyor. Şimdi biz buradan nebevi dünyaya bir dalsak, Allah Resulü'nün bu noktada yaptığı mücadeleye baksak şunu görüyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de kendinden önceki bütün peygamberler de inançta tevhidi sağladılar aslında muhataplarına. Onların düşünce ufuklarına ilmi yerleştirdiler. Hayatlarına da istiğnayı, yani gönül zenginliğini yerleştirdiler. Dolayısıyla bütün peygamberler din dediğimiz o ilahi sistemi hayata taşırlarken ilimle taşıdılar. Cehaleti ortadan kaldırarak fakirlikle mücadele ettiler. Sadece fakirlere zekat verin, infak edin, yardımda bulunun demediler. Fakirlikle mücadele ettiler. Eğer biz bu mücadele sistemini anlamazsak, İnanın ki bu noktada bu zilletten kurtulmayacağız. Bakın Peygamber Aleyhisselatü vesselamın bunu nasıl yaptığını anlayabilmemiz için bir örnek aktaracağım size. Ebu Davud'un zekat babının 26 numaralı hadisinde geçen rivayet, bize de bunu aktaran Allah Resulüne 10 yıl boyunca hizmet eden o büyük insan Enes bin Malik. Ensardan birisi geldi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulallah dedi, hiçbir şeyim yok, fakirim dedi. Evde yiyecek bir şeyim de yok dedi. Bir şey verip gönderebilirdi Efendimiz onu ama yapmadı. İşte öğretiyor Allah Resulü bize. Yok mu dedi evinde hiçbir şey? Hiçbir şey yok dedi. Hiçbir şey mi yok dedi ısrarla. Allah Resulü'nün o ısrarlı tavrını duyunca o ensari sahabi dedi ki, ya Resulallah, bir çulumuz var. Bir miktarını yere seriyoruz, işte kilim olarak kullanıyoruz. Bir miktarını da gece üstümüzü örtüyoruz. Bir de bir su kabımız var. Bu kadar, yani gerçekten fakirliğin en zirvesinde birisi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki, git onları bana getir. O çul ve o su kabı getirildi peygamberin huzuruna. Allah Resulü şöyle kaldırdı işte o kilimle o su kabını. Bunları benden kim satın alacak dedi. Bir sahabi kalktı ayağa, dedi ki, ya Resulallah, ben alırım bir dirhem. Allah Resulü hayır dedi. Açık arttırma yapıyor Efendimiz. Sordu en son bir sahabi Efendimiz iki dirhem verdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o çuluğu, o kilimi ve o su kabını iki dirhem veren sahabiye sattı. Sonra o fakir olan sahabiyi çağırdı huzuruna. O iki dirhemi ona verirken dedi ki, git
Bunun bir dirhemiyle kendine bir balta al, gel benim önüme. Bir dirhemiyle de evine yiyecek götür. Çoluk çocuğunu bu noktada mahrum etme. Ensari sahabi söyleneni yapmak için harekete geçti. Gitti bir dirhemiyle çoluk çocuğuna bir şeyler aldı. Bir dirhemiyle de balta getirdi ama baltanın sapı yok. Bir dirheme sadece baltanın başı kalmış. Allah Resulü yine bir şey öğretiyor. Sapı hazırlamış Efendimiz. Çünkü Efendimiz biliyor aslında ona başka bir şey verecek ve onun üzerinden bize mesajlar verecek. O baltaya sapı taktı. O ensari sahabiye verdi. Dedi ki git. Medine'nin falanca falanca yerlerine oradan odun topla ve o odunları götür sat pazarda. 15 gün sonra buluşacağız seninle dedi. 15 gün mühlet verdi ona ve bu noktada onu bu göreve gönderdi. Ona gönderirken bu göreve, onu bu şeye gönderirken dedi ki bak bu senin için kıyamet günü alnında dilenme lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır. Niye dileneceksin? Fakirlikle Allah Resulü mücadele ediyor. Fakirliği övmüyor. Fakirliği matah bir şey olarak göstermiyor. Fakirlikle mücadele ediyor. Sonra diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem hadisin son kısmında. Dilenmek sersefil yani her türlü şeyden mahrum. Fakra düşmüş veya rüsva edici bir borca batmış veya elem verici kana bulaşmış insanlar dışında kimseye caiz değildir. Üç kişi sadece dilenebilir. Başka yapacak hiçbir şey yok. Bütün kapıları zorlamış. Bütün kapıları bu noktada açmaya çalışmış ama açılmamış. Her şeyden mahrum olan bu adam sadece dilenebilir. Çok ağır bir borcun altına girmiş artık o borç onu rezil rüsva etmiş. O adam dilenebilir. Bir de bir kan bedeli ödeyecek. Kana bulaşmış o kan diyetini ödeme adına böyle bir sorumluluk altında ezilmiş. Yapacak bir şeysi yok. O adam dilenebilir. Onun dışında hiç kimse dilenemez. Caiz değildir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu rivayet o kadar güzel bir rivayet ki bir sürü şey söylüyor aslında bize ama en önemli şeyi de herhalde almış olmanız lazım. Bakın benim güzel kardeşlerim ne olur şunu artık anlayalım. Eğer bu noktada eli iş tutuyorsa bir insanın o insana yapılabilecek en güzel şey balta. Eğer baltasında da sapı yoksa o sapı takarak o baltayı vermektir. Yani ona iş noktasında bir alan açmaktır. Yani balığı vermemektir. Ona balık tutmayı öğretmektir. Balık tutmayı öğrettiğin zaman oltası yoksa olta alması için de gayret ortaya koymaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptığı için Medine'de o kadar savaş, o kadar sıkıntı, o kadar sorun biliyorsunuz bir dönem geldi zekat verilecek kimse kalmadı. Bugün İslam coğrafyalarını gösteren filmlere, belgesellere, resimlere bir bakın Allah aşkına böyle bazen batılıların çevirdiği işte filmlere ya da belgesellere bir nazar edin. İslam coğrafyaları hep fakr-ı zaruret içerisinde, hep sefalet içerisinde gösteriliyor. Niye sefalet bizim kaderimiz olsun ya? Niye fakirlik bizim kaderimiz olsun? Bizi sömürmek için, bizim kanımızı emmek için zalimler bizi cehalete ve fakirliğe mahkum ediyorlar. Biz bu sıkıntıdan kurtulacağız Allah'ın izniyle. Yapacağımız iş de Allah Resulü'nün modelini model olarak edinmek, cehaletle ve fakirlikle mücadele etmektir. Eğer bu mücadeleyi Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi öğrenebilirsek, bize öğrettiği gibi uygulamaya çalışabilirsek, siz tarihin bir daha yazılmayacağına şüphe mi ediyorsunuz? Vallahi bir daha gelecek İslam coğrafyaları o noktaya ve biz yine zekat verecek adam bulamayacağız bu coğrafyalarda. O noktaya varana kadar en büyük hasmımız olmalı. Hem cehalet hem fakirlik. Cehalet ve fakirlikle bu noktada mücadele vereceğiz ki Allah Resulü'nün bize emanet ettiği Medine'lere yeniden varmış olalım. Bir daha Medine'ler kuralım. O Medine'ler üzerinden de hasretini çektiğimiz medeniyetlere ulaşmış olalım. Allah bu noktada hepimizin yar ve yardımcısı olsun.